Bir veteriner erkek kedileri dişi kedilere oranla daha fazla etkilediği düşünülen bir hastalığı araştırıyormuş. Kayıtlarında bulunan 500 kediden rastgele bir örneklem alıyor. 259 erkek kediden 24'ünde, 241 dişi kediden de 14'ünde hastalığa rastlıyor. Veteriner bu sonuçları kullanarak hastalığa yakalanan erkek kedilerin oranının dişi kedilerin oranına eşit olduğunu ileri süren sıfır hipotezi ile erkeklerdeki oranın dişilerdekinden büyük olduğunu ileri süren karşıt hipotezi kullanarak bir hipotez testi yapıyor. Kullandığı test istatistiği z eşittir 1,46 ve p değeri ise yaklaşık olarak 0,07 imiş. Harika! ihtiyacımız olan her şeyi bizim için hesaplamışlar. Çıkarım yapabilmek için gerekli tüm koşulların sağlandığını varsayın. Alfa eşittir 0,10 anlamlılık düzeyinde erkek kedilerin daha büyük bir oranının hastalığa yakalandığına dair yeterli kanıt var mıdır demişler. Hadi bakalım her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Anlamlılık testinde ne yaptığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyorduk ve bu varsayıma dayanarak veriyi kullanarak bir p değeri hesaplıyorduk. P değeri, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak elde ettiğimiz bu sonucu elde etmiş olmamızın olasılığıdır. P değeri anlamlılık düzeyinden küçükse sıfır hipotezini reddederiz ve bu da sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak olasılığı çok düşük bir sonuç elde etmek olarak yorumlanabilir sıfır hipotezini reddedince de karşıt hipotezi kabul etmiş oluruz. Bir bakalım. P değerimiz 0,07. Evet ve bu alfadan yani 0,10'dan küçük bir değer. Bu anlamlılık düzeyi ve bunun 0,10'a eşit olduğunu biliyoruz ve bu yüzden de sıfır hipotezini reddedeceğiz. Not ediyorum. Sıfır hipotezini reddediyoruz. Evet, bu da hemen yazıyorum. Erkek kedilerin daha büyük bir oranının hastalığa yakalandığına dair yeterli kanıt vardır anlamına gelir. Karşıt hipotezi kabul ediyoruz. Khan Akademi'de buna benzeyen çoktan seçmeli sorular da var ve eğer bu çoktan seçmeli bir soru olsaydı doğru seçenek P değeri anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul ederiz şeklinde ifade edilmiş bir seçenek olurdu.